Esra ile 1986 yılında e, Bulvar'da ben Bulvar gazetesindeydim. Esra tercümandaydı. Ama e, röportajıma başlamadan önce Esra'nın benim için çok değerli ve çok kıymetli olduğunu söylemekle e, başlamak istiyorum. E, çünkü ben e, 86 yılında adliye muhabiriydim e, ve iki kere adliyede dayak yiyince. Ee, bir gün geldim artık dedim ben adliyeye gitmeyeceğim dedim. O zamanlar Tercümanlı Bulvar gazetesinde ayıran küçük e, dolaplar vardı. Esra yanıma geldi ve dedi ki sen dedi sağlık muhabir ol dedi ben sana yardım ederim dedi. Ee, e Peki yapabilir miyim dedim. Niye yapamazsın dedi. Tesadüfen o zaman ter, e, Bulvar'ın sağlık muhabiri de milliyete transfer olmuştu. Ve Esra o yüzden e, sağlık muhabirliğine girmem açısından benim için çok kıymetliydi. Esra kıdem olarak benden çok çok ileriydi ve herkesi tanıyordu. Bütün bilgileri Esra'ya geliyordu ve ne zaman nereye gideceğini, hangi kongreye, hangi toplantıya gittiğinde beni böyle hadi şurada şu var derdi ve toplantıya gittiğinde o zamanlar Esraların uçağı her pes derlerdi. Ben böyle ne kadar çok şey biliyorlar diye ben böyle hayretler içinde bakardım. Esra hiç beni yanından ayırmazdı. O yıllar inanılmaz tatlı bir rekabet vardı ama bu bizi hiç e, şey yapmazdı, teşvik ederdi. Yani ama sonra eğer e, böyle çok özel bir haber değilse mutlaka da kıyamazdık ve birbirimize söylerdik. Yani Mesela atıyorum o yıllarda e, böbrek nakli, kalp nakli diye yani ilk şimdi hiç haber olmuyor ama bir böbrek kabret naklide birimiz aldığımız zaman genellikle Esra'nın haberi olduğu zaman böyle akşam üzeri kıyamazdı. Ya ben aldım, bak bilgin olsun deyip böyle tatlı bir paylaşım, rekabet, ya çok da rekabet yoktu ama Esra'nın da yaptığı bir haberde ben mutlu olurdum. Öyle bir bana şek verirdi. Ben de bunu yapayım falan diye. Ya çok güzel yıllar ve tatlı bir rekabet vardı ama dostluk da ön plandaydı bu rekabetlerde. Ee, bir de Esra şöyle bir şeydi. Esra çok güzel yazı yazardı. Esra çok güzel not alırdı. Ee, onun onları da benimle paylaşırdı. Esra derdik o özellikle haberi yazardı. Ben tabii o zamanlar sağlık haberciliğini çok daha iyi bilmediğim için bak e, bunu ben yazdım. Al sen bir başlık at. Aynı haberi kullanabilirsin derdi. Bu kadar da e, paylaşma çok e, dostluk çok e, önde giden yıllardı. O yüzden e, çok keyifliydi. Arkadaş ve başarı. Ya Esra benim için e, dediğim gibi e, çok değerli ve çok kıymetli. Yani e, benim e, bu meslekteki sağlık muhabirliğine adım atmamda elimi tutan el. O yüzden onun eli benim için çok değerli ve çok kıymetli. Yani arkadaştan öte dost. Değerli, kıymetli ve Esra çok başarılı. Yani bu 40 yıldır 40. yılında bu belgeseli düşünmesi bile Esra'nın başarısını gösteriyor. Yani bu aklına geliyor ve 40 yıldır süregelen bir başarıyı hakikaten alkışlamak lazım. Şimdi başlayan bir sağlık muhabiri olsaydı 40 yıl devam eder miydi sanmıyorum başarı ve bence biz o zaman e, ya şöyle bir şey. E, ben yeni e, mesleğe başlayacak olanlara hep şey derdim. Mesleğine aşık olun derdim. Biz mesleğimize aşık o, aşıktık. Mesela ben ve Esra da öyle ve o zamanın e, sağlık Sağlık de tatilde Haseki'nin Cerrah başının bahçesine özerdik biz. O kadar aşkla yapardık bu mesleğimizi. Bence başarının e, arkasından bu aşk geliyor. Mesleğe duyduğun aşk geliyor. Anlatsam yüzlerce binlerce anı var ee, ve beni muhabirlikte en çok heyecanlandıran haberler, anılar hep Esra'nın dönemini kapsıyor. Ya yani birbirinden anılar ve değerli ve kıymetli ki e, Esra'nın da dediğim gibi bunu 40 yıldır sürdürmesi e, bir aşk, bir başarı. Ee, on kesinlikle altında bunların yattığını e, düşünüyorum. Esra çok kıymetli bir gazeteci, çok kıymetli bir arkadaş. Ee, yani e, Esra'nın bu belgeselininin e, başarısını e, üniversitelerde bile hakikaten e, gençlerin görmesini istiyorum, isterim yani. Bu bu kadar başarılı nasıl olunur diye. Esra'ya çok teşekkür ediyorum ve onu çok seviyorum. Benim için çok değerli. Çok güzel yıllardı o zaman. Dediğim gibi Esra'ya bilgiler ilk Esra'ya gelirdi. E, şimdiki gibi değildi. Biz bakanı havaalanından alırdık ve bakanı havaalanına bırakırdık. E, yine Esra'ya haber gelirdi. Bana derdi ki bakan geliyormuş bir saat sonra. Ve tercümanla Bulvar'ın e, şoförleri de birdi. Biz ikimiz arabaya binerdik. E, o zaman Yeşiköy'e giderdik. Bakanı karşılardık ve bakanın e, koruması ön arabaya geçer. Biz Esra ile bakanın yanına kurulurduk. Ee, o zaman öyle bir sağlık muhabirliği vardı ve ikimiz de hakikaten çok severek yapardık ve e, bakan'a o zaman böyle röportajlarımızı arabanın içinde yapar bakanlarla. Ondan sonra o zaman e, kendimize göre e, haber çıkarabilecek hastanelere ve bölümlere, bakanım şuraya gidelim, şurası. E, çok kötü diye böyle haber çıkartacak yerlerde bakana teşvik eder ve şey baskına götürürdük. Ama bu baskınlar e, yani haber yapmanın dışında çok değerliydi. Çünkü e, baskın yaptığımız yer haber çıktıktan sonra bir ay iki ay sonra düzelirdi. E, Yataklar kötüyse yataklar alınır, e, cihazlar kötüyse cihazlar alınır, o yüzden biz de böyle sevinirdik. Yani biz e, böyle haber yaptıkça ve birbirimize söylerdik, biliyor musun bilmem nerenin hastanesinin e, odaları düzelmiş diye ve böyle mutlu olurduk. O yüzden çok böyle keyifli ve çok e, değerli ve çok özel yıllardı. Gezerken bu veremli çocukların hastaneyi süpürtme haberini biz daha önce bilirdik ve yapardık ve her seferinde de biz o yani şöyle bir şey hem heyecanlanır o haberi çünkü o zamanlar sağlık haberleri manşete girerdi hem o gazetecinin heyecanıyla o böyle verenli çocukların oraları süpürmesine hem haber olarak çok heyecanlanırdık. Öteki taraftan da ağlardık. Şimdi tabii hep yine bizim başladığımız döneme gideceğim. O zaman yapılan araştırmalarda ilk okunan ee, siyasetten bile önce ilk okunan haberlerin başında sağlık gelirdi ve o zaman e, gazetelerde çok değer verirdi ve gazeteler e, birinci sayfalarında manşetlerde sağlık haberlerini yer, yer verirdi ve e, bizim dönemimizde e, vatandaş ulaşamadı veya zorluk çektiği bir şeye gazetenin santralından bizlere arardı işte ben şöyleyim veya ne bileyim atıyorum. Şimdi gazeteler, televizyonlarda görüyoruz ya bir ameliyatla ilgili bir yanlış komplikasyon. O zaman direkt bizleri arardı. O yüzden bizler çok değerli ve çok kıymetliydik. Ama günümüzde özellikle son 15 yıldır bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Artık teknoloji çağında, özellikle internetler gelince bir sağlık haberinin değil bütün siyaset bile haberinin 10 dakikada değerinin kaybolduğunu düşünüyorum hele bir de ben yapay zeka ile birlikte hangi sağlık haberinin doğru olduğunu ben bile artık şüpheyle bakıyorum öyle bir döneme geldik ve bizim dönemimize gerçekten Bizim yaptığımız haberlerde vali de arardı, kaymakam da arardı ve haber çok değerliydi. Ve bir yaptığımız haber haber sonrası yüzlerce kişi gazete yarardı. Şimdi öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Toplum bence toplum artık sıf sağlık haberlerine değil bütün haberlerinde bence duyarsız. Bence medya sağlık muhabirlerine e, arkasına dönmedi. Her kurumun bir e, sağlık muhabirlerine ihtiyacı var. Ama şöyle bir şey düşünüyorum. E, bizim zamanımızda transferler olurdu. Sağlık muhabiri, ekonomi muhabiri, e, belediye muhabirleri çok önemliydi ve bir yerden bir yere transfer olurdu. Şimdi e, çok önemli yani kurumların da e, sırf sağlık muhabirleri değil de bütün muhabirlere değer vermediğini düşünüyorum. Ayşe giderse... E, Fatma yerine gelir diye e, duyarsız olduğunu düşünüyorum. Yani kıymet bilmediklerini düşünüyorum kurumlarında. Eskiden bir kıymet vardı. Ya sağlık muhabirleri şöyle bir şey. Sağlık muhabiri başlar mesleğe ve oradan emekli olur. Yani, e, yani yeni başlayan bir, e, bir sağlık muhabirleriyle bile konuşsak en az bir 15 yıldır. Ee, o yüzden sağlık muhabirleri uzun solukludur. Yani bir sağlık muhabiri emekli olana kadar da mutlaka bir çömezini yetiştirir. Ee, o, o yüzden de yani hep sağlık muhabirleri köklüdür. Dediğim gibi en az bir yani şimdi en iyisini sorsak. 15-20 yıllıktır. Bulvardan sonra ben Hürriyet Gazetesi'ne geçtim ve Hürriyet benim için de bütün muhabirler için bir okul değerindedir ve çok kıymetlidir. benim de sağlık muhabirliğinde tap yaptığım ve çok başarılı olduğum bir dönemdi. Bir kadrenin başarısı vardı ama bir de Hürriyet'in arkasında Hürriyet bir başarısı vardı ve ulaşamadığım e, haber e, ve ulaşamadığım e, doktor e, olamazdı, yani mutlaka öyleydi. Tam e, tavan yaptığım bir dönemde, şimdi e, soruyla birlikte niye böyle bir kararı aldım? E, Cesaret mi? bakıyorum cesurmuşum çünkü sağlık muhabirlerini bırakıp bir Alman Hastanesi'nde bir de para vardı tabii yani ben hürriyetten aldığım paranın üç katı bir para teklif ettiler. Bir de yorulmuştum. Böyle bana cazip gelmişti ama şu anda baktığımda o yıllara ne kadar cesur olduğumu fark ediyorum. Ama şöyle de bir şeydi Alman Hastanesi'nde ben melekle geçtiğim zaman da gazet hastanelerde PR bölümleri yoktu. Biz yeni bir şey başlattık, yeni bir meslek bölümü başlattık. Son 20 yıldır artık bütün hastanelerin PR bir kişi değil departmanları var. Artık hakikaten bir üç kişi, 5 kişi değil hatta departmanlarda 10 kişiye varan departmanlar vardı. Ve bunu başlatan bizdik. O zaman da şöyle bir şey diyeyim, sağlık muhabirliğinden... Sağlıkla ilgili bir kuruma geçip tekrar sağlık haberlerini veren taraf olmak yine şöyle bir şey altını çizeyim. Yine sağlık haberiyle ilgileniyordum. Yine benim aşkımı ve şefkimi teşvik eden sağlık haberleri de. Yine ben hastanede haberi bulandım, haberi oluşturandım ve muhabirleri arayandım. O yüzden benim için e, yine sağlık haberciliğini o öyle şey, şey yapıyordum e, kendimi tatmin ediyordum yine kopmamış gibi hissediyordum kendimi Alman hastanesinde 5 e, yıl 95 2000 yıllarında artık e, iyice bir palazlandıktan sonra artık dedim ki ben e, kendi şirketimi kurayım üç arkadaşla üçgen e, şirketini kurduk. E, tabii ki benim geçmişim nedeniyle bütün e, şirk, müşterilerin yüzde sekseni sağlık hastaneler, ilaç firmaları. O zaman da yine e, haberi e, toparlayan ben olduğum için yani haberin kokusunu alma diye bir şey vardı bizim dönemimizde. Esra e, ve o zamanki muhabirler çok iyi bilir. Haberin kokusu diye bir şey vardı. O zaman da beni Müşterilerde konuştuğumuzda bu haber olabilir diye bir koku al alırdım ve o kokuyla bunu bu sefer e, Esra'ya e, Ayşe'ye Fatma'ya söylersem heyecanlanırlar ve haber olur diye o zaman yine sağlık muhabirliğinde yine e, bir beni mutlu eden bir taraf vardı. Yani masanın bu tarafına geçmem gibi gözükmesine rağmen yine de bir sağlık haberi yapıyordum. Gazetede çıkan bir benim söylediğim veya şirketin söylediği bir haberi gazetelerde çıkınca bütün gün o gazete önümde durur seyrederdim. Öyle bir Keyif alırdım o çıkan haberden. O imza benim değildi o zaman. Kadriye Yılmaz imzası yoktu haberde ama ben topladığım için yine e, böyle o, o, masada kalırdı bütün gün ve ben o haberi seyrederdim. Ya yani böyle bir dediğim gibi yani e, yeni mesleğe başlayacak arkadaşlara en önemli şeyim e, Esra'nın da başarısı ve bu belgeselin olmasındaki 40 yıllık başarı e, mesleğe duyulan aşk. Aşksız bu iş olmuyor. Hep onu, hep şunu derim. Ee, diğer özel ajanslarda veya X bir PR ajansında e, bir sağlık muhabirleri çok özel insanlardır. Bana kalırsa ee, ve e, mutlaka ve mutlaka ya gazete geç, gazetede çalışma geçmiş olması lazım. Çünkü ben çok iyi bilirim ki Esra'ya bir haber ben e, masanın bu tarafına geçen bir şey zamanla Esra'yı haber öneren tarafa geçtim ben. Ama Esra'ya haber önereceğim zaman o haberin dört dörtlük olmasına o kadar dikkat ederdim ki Esra'yı aradığım zaman Esra'nın ses tonundan bu haberi alamayacak kıvama atıyorum. O zamanlar rahmetli annesiyle ilgili bir sağlık e, problemi olduğunu mutlaka sohbet e, telefonu sohbetle başlardık. Esra mesela annem keyifsiz dediği zaman ben o haberi söylemezdim. Esracığım nasılsın hatırını sormak için aradım diye söylerdim. Daha sonra birkaç gün bekler kıvama geldiği zaman arardım. Şimdiki e, şeyler çok duyuyoruz. Yani e, gazeteciliğin ruhundan anlamayan şeyler e, Telefon açıp da bu haberimiz niye yapılmadı bilmem ne deyip e, şey sonradan da e, sağlık muhabirlerinden fırça fırçaydık yani niye fırçaydık e, yani e, anlayış ve e, bu burada empati empati çok önemli empati kurardım ben e, empatiyle de e, yani önerdiğim haberde yüzde 99 çıkardı ve bilirlerdi ki boş bir şey söylemem. Boş bir öneride bulunmam. E, böyle e, o yüzden de e, yani yine e, bu belgeseli izleyecek yeni e, mesleğe başlayacak olan özellikle de PR ajansında ben şeyleri e, yapardım. Mutlaka bir gazeteye gitsinler. E, gazetenin e, muhabir hangi masada oturuyor? E, ilişkileri nasıl diye bir böyle bir gözlemlesinler. Mesela muhabire söyleseler ki ben hani çok merak ediyorum sizi gazeteye ziyaret etmeye seve seve şey yaparlar. Onların o atmosferini ve e, şeyini şey yaparlar. Mesela haber niye çıkmıyor? Yahu e, bir gazete e, sağlık muhabirlerine 50 tane haber geliyor. Ama sen onu haber kıvamına getirip de başlığıyla birlikte ona sunarsan o haberin çıkmaması çok zor. Ben hala daha bir sağlık piyarı yapıyorum. En zorlandığım konular ne? Dediğim gibi bir e, sağlık muhabirinin geçmişi en az 20 yıldır. Ona e, haberi haberi kanıksıyorlar ve ha, çok haber yaptıkları için senin haberin artık cazip gelmemeye başlıyor. E, orada benim en zorlandığım e, nokta oluyor. Kanıksıyorlar. Ama e, yani şöyle de bir şey, e, sağlıkta yenilikler çok çok olmuyor. E, böyle karşılıklı e, işte e, tekrar ediyor. Yani aynı haberler tekrar diyor. Benim e, dönemimde yaptığım haberler de geliyor. Başlık değiştiriyoruz, şey değiştiriyoruz ama en zorlandığım şey dediğim gibi artık haberi, şey yapıyorlar. Kanıksamış olduğun için haberi onlara tabiri caizse e, muhabirlik şeyde haberi satmak onlara zor oluyor. Benim şu anda zorlandığım konu oluyor. Ben mesela şey yapıyorum. Başka bir yerden bakıyorum. Ben heyecanlanıyorum. Bu taraftan bakmamışlardır diye şey yapıyorum ama onlar tabii e, daha çok haberlerle haşır neşir olduğu için onlar kanıksıyor. Bu haberi zaten yaptık. Bu haberin neyi var diye biraz onlara haberi satmak zor oluyor bu dönem.